Türkiye'nin en sıcak illerinden olan Adana'da termometreler 50 dereceyi gösterdi. Ekmek fırınlarında mesai yapan ustalar çözümü buz küplerine sarılmakta buldu. Serinlemek isteyen bazı gençlerin tercihi ise yine tehlikeye rağmen sulama kanalları oldu. Bende buz var mı buz? Yandı mı? Yandı mı lan? Buna sıcak! Yeter. 80 derece fırının başında sıcaktan fenalık geçirdiler. Çareyi buz küpleriyle serinlemekte buldular. Türkiye'nin en sıcak illerinden olan Adana'da fırın başında çalışan ekmek ustaları sıcaklıklarla başa çıkmak için buz küplerine sarıldı. Ortaya bu ilginç görüntüler çıktı. Adana'da olunca, bir de Adana'da fırıncı olunca ancak böyle soğuruz biz. Başka türlü soğumayız. Zor şartlarda çalışıyoruz. Hava sıcak. Termometrelerin 50 dereceyi gösterdiği Adana'da 80 derecelik fırın başında saat başı ekmek pişiren ustalar molalarında buz küplerine sarılıyor. O da yetmeyince soğuk suyu kafalarına boca ediyorlar. Adana'da olunca, bir de Adana'da fırıncı olunca ancak böyle soğuruz biz. Başka türlü soğumayız. Fırının önü 70-80 dereceyi buluyor. Ne yapalım işte, biz de çareyi soğuk suda buluyoruz yani. Soğuk su olmazsa bizim olmazımız, çatlarız yani, dayanamayız. Mecbur, yapacak bir şey yok. Buzlu suyu içiyoruz vallahi çatır çatır. Buradan Adana'ya selam olsun. Sıcaktan bunalan gençler de yine en tehlikeli yolu seçti. Sulama kanallarına akın edenler yüzerek serinlemeye çalıştı. Adana 50 derece, yanıyor dayı buralar. Valla dayı, tehlike bizim adımız yani. Biz Adanalıyız. Biz sadece Allah'tan korkarız. Başka kimseden korkmayız. Ölüme adeta meydan okuyan çocukların köprüden akrobatik hareketler yaparak sulama kanalına atladıkları o anlar yürekleri ağızlara getirdi. Pahalı havuzlar. 80-100 lira olmuş abi bir havuza gitmemiz. Belediye yapsa gideriz abi vallahi. Çok sevinirdim. Buradan Adana'ya selam olsun.